Kuveyt Türk, Bekir Develi ile peynir gemisini sunar. Sol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla. Dostlar hoş geldiniz, hayırlı cumalar. Bugün Bekir kardeşiniz çok üzgün. Moralim çok bozuk. Zira böyle yani çok nadirdir benden daha yakışıklı bir misafirin bu sete geldiği ama bugün böyle oldu. Artık sabredeceğiz. <laughs> Bugünkü misafirimiz oyuncu, yönetmen, sunucu Reşat Strik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. <laughs> Nasılsın? Aleykümselam. Nasılsın? Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Nasılsın? Elhamdülillah. Ya insan yakışıklı olabilir Reşat. Tamam, eyvallah. Bu güzel bir şey ama bu kadarı da israf değil mi? Yani bu kadar yakışıklı olup ne yapacaksın? Ne işine yarıyor bu kadar yakışıklı olma? Ya düşüyorum. Hı. Hmm. <laughs> Allah spantala, herkes nasıl created created yaratılmış yaratılmış neden niye niçin hı hı. güzel bir secda dua şükür. Ş secde secde duası e, secde duası hı hı. okudum. Çok önemli bir şey. Yani biz Allah yaptı bizi yani düşünmek için ve secde için. Elhamdülillah. Allah bunun şükrüne eda edebilmeyi nasip etsin inşallah. Ya adam yakışıklı değilim falan demiyor. Yani yakışıklıyım evet diyor. İşte Allah şükrünü eda edebilmeyi nasip etsin diyor. <laughs> Reşat hoş sefa geldin. Biz seni çok seviyoruz. Aslında Türk insan seni çok seviyor. Türkiyeliler çok seviyorlar. Ee, Avustralya'da doğ, Avustralya'da doğ, doğmuşsun. Evet. <laughs> Ben böyle senin hikayeni kısaca bilmeyenlere özetlemek istiyorum. Birazcık ben ondan sonra daha ciddi meselelere gireceğiz seninle. Zira geçtiğimiz haftalarda bir Kudüs seyahati, ziyareti olmuş. Özür dilerim. Bu bir seyahat değil, bu bir ziyarettir. Kudüs ziy ziyareti olmuş. Bundan da çok etkilenmiş. Böyle aşkla anlatmak istedi bana az önce kahve içerken. Dedim ki sakın anlatma hepsini yayında anlatırsın. Sıcağı sıcağına hepsini senden oradan dinleriz dedim. Daha önce bizim Reşat'la... 5 yıl olmuş mudur altı yıl? E, i̇ftar gibi 4 Dört 5. Evet, 4, 5 sene, 4 5 sene önce bir iftar yayında TRT'de e, mülaki olmuş. Sohbet etmiştik. O günden bugüne nasipmiş. Aslında aralarda yazıştık da işte fırsat olmadı. Bugüneymiş elhamdülillah. Reşat ne yapıyorsun şimdi? Bu ailenin yeni üyesi vardı. 5 sene bir devam etti o iş. O, TRT e, belgeseldeki. Eli eli almış bölüm falan. 50 60 bölüm çekti. devam etti. Bitti. Bir sene bir sene oldu bitti. Ee, bir şey yapıyordum, bir, bir hayat değişiyor falan. Hı hı. Ee, o yüzden bir, şimdi bir yeni format başladı. Terste. Hazırlık yapıyor musunuz? Evet, şimdi beş bölüm çektik. Ee, zorlu işler, yeni belgesel. Zorlu zor, işler. Zorlu işler. Dünyanın en zor işler çalışıyoruz. Mesela kanalizasyon temizleme falan öyle işler mi? Yaptık aslında ordu da yaptık kanalizasyon. <laughs> Çok zor. Niye yapıyorsun bunu Reşat zor değil mi yani sen de git gez, oh mis gibi git şey, böyle dağlarda turla niye böyle en zorunu seçiyorsun? Çünkü öğrenmek istiyorum, bakmak hı. istiyorum, keşfetmek istiyorum hı hı. ve insan insanla yeninde çalışmak istiyorum, görmek istiyorum onun hayatını görmek istiyorum. Ha. Yani nasıl durum onlar için? Onların hikayelerine ortak olmak istiyorsun. Evet. Ha. İşe geliyor, nereden geliyor, muhabir onlar ile çalışın zor işe yardım edeceğim onlar ama böyle pis işler çalışıyorum. Evet, Allah yardımcın olsun valla. Kaç Ejmanin. ülke gezdin? Oh, bilmiyorum. 60, Bil 70. Bilmiyorum hiç, hiç saymıyorum. Mesela gitmediğin ülke var mı? Vardır mutlaka da. Tabii canım, çok Afrika gitmedim. Afrika'nın güneylerine falan. Gittim, gittim Afrika ama çok gitmedim. Ha çok gitmedim. Ama Avrupa'yı falan hatmetmişsindir yani. Amerika vesaire, B Avustralya'da bütün, zaten doğdun. O şey çok gittim. hep Asya, bütün Asya gittim. Bütün Asya gittim. Ha. Bu gezdiğin ülkeler arasında en böyle sende iz bırakan hangisi Reşat? Şudur diyeceğim. Ya yani şuraya bir daha gitmek, gitmeyi çok isterdim ya. Burası çok başka bir yermiş dediğin. Çok farklı. Her her yer farklı. Mesela e Gana, Ghana, Ghana hmm. Kuzey Ganı çok çok zor geldi bana. Çünkü insanlar gerçekten ele çok yok. Su yok, temiz su yok. Hmm. Onlar bekliyor yağmur su, bekliyor borajda. Borajda bekliyor. Yalsın, Onlar yalsın. alıyor ve ve kalp kırdı orada. Çünkü gerçekten ben erkekle çalışıyorum, şey, eee tarlada kadınla İki kilometre, dört kilometre falan yürüyor. 20 litre su, 30 litre su başlarının üstünde. Başlar, üstünde yürüyor. Günde iki kez yapıyor. Çok zor. Ben ben yaptım onlarla ile, ailenin yenisi o zaman da. Ben yaptım onlarla çok zor. Ben ben, ben olmuyordu bende. Çok zor benim işim. Ona bir de sen on, yapılı bir adamsın yani. Yap, değil mi? Daha kolay yapman öyle lazım. Öyle ben düşüyordum değil. ama olmadı. Ama öyle olmuyor. <laughs> onlar 12 yaşında kızlar yapıyor. Çok zor. Gana sende çok iz bıraktı yani. Kalbim kaldırıldı. Indonesia'da çok güzel. Hmm. İnsanlar orada gerçekten para yok. Yani şans yok. Bir şans başka bir şehir gitmek yok. Çünkü her gün çalışmak lazım. Para yok. Ama mutlu insanlar. He. O kadar mutlu insanlar. O kadar yani onlar elhamdülillah Hajda Umre'de çok karşılaşırsın mesela onlarla. Genelde gülümseyen de kibar <laughs> insanlardır. Nasıl gülüyor insanlar? Evet evet. Çok ilginç benim için. Evet. O, o şey Doğal Asya. Onlar bütün çok ilginç benim için. Yani, o, o fark ettim orada oradaydım ben düşüyordum. Onların salavat salavat. sürekli onların salavat çok. Allahumma salli ala Muhammedin. Hmm. çok Aynen öyle. öyle. Evet. Ama biz Osmanlı çok sert. Biz Allahumma <laughs> salli ala. Biz öyle. Biz çok. Onlar daha şey. Onlar da öyleler. Onlar çok sakin. Very evet. <laughs> rankly. Evet. Sakin meşrepli adamlar. Biz Osmanlı torunları birazcık daha şeyiz yani. Daha şedit miyiz birazcık daha heyecanlıyız herhalde. <laughs> Eyvallah. Hac, hac umre nasip oldu mu? Üç kez umre gittim. Hac? Hac gitmedim. Bir niyetim var geçen Sen olmadı. oldu iş falan olmadı. Olmadı. İnşallah nasip olur. Bu sene inşallah. İnşallah beraber gideriz. İnşallah inşallah. Şimdi şeyi anlat bize abi. Daha sen hikayen dinleriz zaten bilen biliyordur da. Kudüs'e ne zaman gittin? Niçin gittin? Ne yaptın? Oh. Kudüs'ü senden dinlemeyi o kadar çok istiyorum ki. Ben bak öyle Kudüs benim babam bir tane uh, anıta, nasıl anıta, anıta da, Aa, anahtarlık. anahtarlık, bir meşire aksa var. Hı hı. Bütün hayatı o, 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 vardı, pirinçli hı, hı. Bir, bir şey. Pirinçten mescid Aksa anahtarı varmış elinde, anahtarlı. Ve her yer, bu anıta görüyorum, ben, o çok önemli bir şey. Bir, bir de benim babam Bosnalı, benim babam Boşnak. Hı hı. Her, her, zaman Avustralya'da uh, Filistinli karşılaşıyor ziyaret geliyor Filistin yemek falan Filistin biz, biz çok seviyoruz bütün hmm. Müslüman Filistin hmm. çok seviyor ama gitmek istiyordum olmuyor olmuyor çok zor bir kez şey Urdun'a Urdun gitti uh, Urdun'dan git, gidecektim uh, Hasan Kupüsü'nden hmm. gidecektim ama olmadı, olmadı nasip hmm. bu sene ben ge geçen sene her zaman ben itikaf yapmak istiyorum ama evlen evlendiğim zaman da şu ayrıdum, ayrıdık. şey geçen sene şey evlilik bitti mi? Evlilik bitti. şey bir sene bir sene oldu bir 15 15 ay hı. oldu. Boşandık. Şu an bekar mısın? Şu an bekar daha evlenmeden ha tamam hayırlısı olsun inşallah. Amin yani inşallah. Bizim izleyici bunu çok merak eder. Çocuk var mıydı? Evet, üç çocuğum var. Ama Nerede çocuklar şu an? Çocuk, Şu anda Bosna'da burada gel, gel buradaydı. İki ay, iki ay burada İstanbul'da benimle. Şimdi onlar gidiyor. geliyorlar gidiyor, gidiyor. gidiyorlar, geliyorlar. Evet. Tamam, bu konu bu kadar. Elhamdülillah. Ha, her zaman itikaf yapmak istiyordum. Ama olmuyordu, Onun için çocuklar, çocuklar, çocuklar. Ama bu sene, özellikle bu sene ben, ben Ramazan'daydım. İstanbul'da Arkadaşım aradı. Gelecek misin Kudüs'e? Mesela Aksa. Ben söyledim ya ben çocuklar o söyledi gel gel boş ver gel. Tamam bir aldım biz gittik. Son 10 gece gittik. Son 10 günü. Ramazan'ın son 10 günü. Kadir evet. Gecesi oradaydı Or mı? Oradaydı. Öyle bir yağmur geldi. Hafif yağmur. Herkes namaz ne? Nam ter teravih şey, Teravih değil. Akşam o ramazın, o, o şey. Kıyamet leyla Kamuley şey şey gece gece namazı gece namazı te ha tehccühte. öyle bir yağmur geldi haf çok hafif yağmur geldi namaz bittince herkes ben baktım herkese herkes gülüyor, gülüyor. Ha. o kadar nurlu gülüyor. Ha. Subhanallah ama orada çok acayip bir şey çünkü hiç ya, Al Aksa Al Aksa Kudüs Al Aksa Mescid çok çok farklı bir yer. Çok farklı bir yer. Çünkü, Nasıl farklı mesela? Çünkü mesela Medine ve, ve Mescid-i Mescid, mescid Haram, Mekke'de o full sistem var. Ve hep planlı program. Ama Aksa, Aksa hepsi serbest. Mesela bu adam orada bir ders veriyor. Adam orada neşit yapıyor. Orada bir grup namaz, orada bir zikir var. Her şey var. Çok karışık. Hıh. -hı. ama öyle bir şey görmedim ben. Yani gerçekten iç içe ne güzel, serbest. Ya inşallah her sene 10 10 10 gün Ramazan son 10 gün Ramazan orada gideceğim diyorsun yani. Abi. İnşallah. Hı -hı. Hiç sıkıntı yaşadın mı o Siyonist şeylerden dolayı? Yok. Yok çok çok yok. Öyle bir şey yaşamadın ya. Yani. Orada orada görmedim. Hı -hı. Görmedim. Yani ziyaret gittim Hı -hı. şey. Bizim İbrahim'i Mescid, hı hı. Hebron'da orada da gittik. Ama çok görmedim. Hı hı. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Elhamdülillah. Yani biliyorum, var. Çünkü genelde var. Ramazan ayında, özellikle şey yapıyorlar yani Ramazanlarda. Var, var. Ama sanki yani, öyle öyle oldu. Hı. Yani görmedim. Hı hı. En çok ne etkiledi seni orada? En çok neden etkilendin Mescid Aksa'dan? Öyle oldu. Bütün bütün peygamberler namaz kıldı orada. Evet. Se, secde orada. Bir de öyle düşünüyordum, uh, Vatin ve zeytun ve turi sinin. Vatun ve zeytun orada. Evet. Ve turi sinin. O çok yani bütün evet. söz var. O, o, mübarek bir yer. Hı hı. Herkes, herkes oradaydı. Ya. Yeah. Zeytunlu bir yer. Evet. Üç önemli mescit biliyorsunuz. mescid biliyorsunuz Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa. Üç tanesi. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sohbet ediyor. Diyor ki işte ilahi kelimetullahı dünyaya yeryüzüne yaymayı, cihat etmenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Ashab-ı Kiram'dan biri bir soru soruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Hiç unutmuyorum bunu bir yerde okumuştum. Ee, i̇yi ki de bu soruları sormuşlar ashab kiram yani biz şu an bu soruları soramazdık Efendimiz Aleyhisselam ama onlar bütün insanlık yani kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar adına belki sorulacak bütün soruları sormuşlar. İyi ki de sormuşlar Allah onlardan razı olsun. Asabi kiramdan birisi ne soruyor biliyor musun Reşat diyor ki ya Resulallah diyelim ki biz ordularımızı aldık. Arap yarımadasından çıktık. Afrika'yı, Amerika'yı yani şu Amerika o şartlarda çok mümkün değil ama. Afrika'yı, Avrupa'yı, Japonya her yeri kattık. Her yere Allah'ın adını götürdük. Bütün dünya diyelim ki Müslüman oldu. Sonra biz ne yapacağız diyorlar. Yani cihat bitti. Hani fiili cihat. Hı -hı. Bütün yeryüzünü şey yaptığımızı fethettiğimizi düşünelim. Bir sonra ne yapalım ya Resulallah dediklerinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor biliyor musun? Buyuruyor ki o zaman. Gidecek yer kalmadığında hepiniz şeye dönün. Mescid-i Aksa'ya dönün. Çünkü buradaki cihat kıyamete kadar bitmeyecek diyor. Evet. Bak hala devam ediyor. Yani. Devam ediyor. Bir de Suriye. Suriye var. Yani. Evet. İsa Aleyhisselam'ın uh, evet. gelecek. Şam. Şam. Halep. Şalep. Şam. Yani o kadar güzel, o kadar hikayesi olan yerleri hissediyorsun değil mi? Gittin tabii ki. Yani tabii o, ki. Biliyorsun. orada. Orada. Olacak orada. Biz evet. hissediyorum. Bir, bir enerji var orada. Evet. Elhamdülillah. Bosna'nın böyle gittiğiniz zaman ben ilk gittiğimde o uzaktaki kardeşine rastlarsın ya uzun yıllardan sonra birazcık buruktur, elin ona uzanmaz. Ben Saraybosna'da bunu hissetmiştim gittiğimde. Sen Bosnalı biri olarak, Boşnak biri olarak Filistin'e gittiğinde de onu hissettin mi? Tabii Oranın boynunun bükük olduğunu, annesinden koparılmış bir yavru gibi bir yerde durduğu hissi sana da ıı, ulaştı mı? Nasıl? Nasıl? Yani şimdi şöyle. Bunların hepsi Osmanlı bakiyesi ya. Ee, Bosna hersek de öyleydi. Tabii ki. Yani Makedonya da öyleydi, değil mi? Batı Trakya vesaire. Bir yerde Mescid-i Aksa öyleydi. Sonra takdir ilahi kader ayrı düştük birbirimizden. Doğru mu? Doğru. Şu an Saraybosna başka bir ülkede, Doğru. başka bir coğrafyada. Biz başka bir yerdeyiz. Sanki birbirinden ayrılmış anne ve oğul gibi hissini yaşadım. Yani ben Saraybosna'ya gittiğimde yabancı bir ülkeye gitmiş hissine kapılmadım. Dedim ki burası benim. Tabii ki. Çünkü o, o. Bu, bu insanlar benim kardeşlerim, burası benim topraklarım. Sen de aynı hissi Filistin'e gittiğinde, Mescid-i Aksa'ya gittiğinde yaşadın mı diye soruyorum. Mesela ben, ben sürekli düşüyordum. Ben bakıyordum taşla, taş yolla eski eski çarşı Kudüs'te. Ben bakıyorum bu aynı aynı taşla Bostan, Saraybosna Saraybosna. Aynı aynı aslında aynı. Evet. Aynı hikayenin devamı değil mi? Sadece sadece Aksa daha hepsi daha hepsi biraz daha Böyle plus, beş, Kultu, plus plus evet, 10 gibi kul, yani değil mi? Daha daha lüks değil ama tarihi. Evet. Bütün medeniyetlerin hikayesi bir yerde orada birleşiyor yani. Elhamdülillah. Peki gittiği ülkelerde ne anlatıyorlar bizle alakalı? Ne soruyorlar? Mesela nerelisin diye sorduklarında işte Türkiye'de yaşıyorum falan deyince nasıl oluyor tepkileri Bir Ya, aslında şey bütün ülkelerle ben gezdim. Türkler çok seviyor. Ve bizim ekip biz, biz, biz Türkiye'den geldik. ona şaşıyor. O gel hoş geldiniz. Hı -hı. Öyle öyle yapıyor yemek falan. Ha, biz gerçekten şaşırdım. Ben öyle bir öyle bir şey görmedim çünkü ben Avustralya ben, Av, ben vatandaş Hı -hı. ben, benim uh, babam vatandaş Bosna'lı ben annem Av, Avustralya Müslüman uh, ama Türkiye o kadar insanlar Türkiye çok seviyor dünyada Afrika'da Asya'da şey Pakistan her yere Hı -hı. gittim Arap ülkeler Türkiye çok seviyor. Hı -hı. Gerçekten Arap Arapla Türkiye beyliyor. Ornak ülke. Bir de konu, böyle iletişim kurmak için direkt şey diyorlar mesela. Ben de yurt dışında çok çekimim. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan diyorlar. Seviyorlar böyle böyle mıncırıyorlar. Tabii ki. Falan. Tabii. Sü sürekli öyle. Sürekli. Birinci şey de söylüyor Tayyip Erdoğan. i̇lk yani, söyledikleri o, bu. Ilk, i̇lk, o. Evet. Çünkü çok çok yardım ediyor çok çok şeyler yapıyor. Yani bütün Afrika bak Macron Fransa'da çok kıskanıyor. Çünkü kaç senelik Afrika alıyordu? Sömürgesiydi. Şimdi kıskanıyor. Çünkü Türkiye girdi. Türkiye güçlü. Çok güçlü. Biz bilmiyoruz. Ama Türkiye aslında çok güçlü. Sen gittiğinde gördün mü Afrika'da Türkiye Orada, neler yaptığını? Ne yapıyorlar mesela? Ya şaşıyorum ya. Şaşıyorum. Yol ya yani infrastructure hastaneler, Okullar. Sen gördün yani bunu. Ben yani. gördüm. O, ya sadece sadece şey, şey ıı, sadaka değil. Sadece sadaka değil. Sad infrastructure yapıyor. Evet. Yani Bir gerçekten yapıyor. Yapıyor, yani. yapıyor, Yani şöyle aslında. Bu zamana kadar Afrika'ya genelde şu yapılıyordu. Öyle biliyorum. Ee, ekmek dağıtılıyor. Ameliyatlar yapılıyor. Katarakt ameliyatları, kurbanlar veriliyor. Oradan insanlar çekilince oradaki insanlar yine hayatlarına devam edemiyordu. Mesela Tika şey yapmıştı. Orada balık çiftliği yani adam okyanus var yanında ama balık tutmayı ve o balığı işlemeyi bilmiyor. Şu an Türkiye or onlara buna öğretiyor. O know how dedikleri var ya yabancıların. O know how'u götürüyor ya. Diyor ki siz kendi başınıza var olabilecek biz size bir yol öğreteceğiz. Bu işi öğreteceğiz. Şey Kamboçya'da gördüm onu öyle bir şey. Onlar tarla var hmm. ama ama pirinç Yapmıyor. E, Yapmıyor. Ama Türkler Türkler öğretiyor, Hı -hı. dersler veriyor. Nasıl agriculture? Hı -hı. Ona veriyor. Şimdi yapıyor, yapıyor. Bir de yapıyor. Çünkü şey orada şey çam çam insanla. Orada çok az Müslümanla. Ama ona yapıyor. Ve diğerler satıyor finans. Ekonomi. Ekonomi sistem. Evet. Çok iyi. Üniversiteler kuruyorlar ve gençleri çiftçi olarak yetiştirdiklerini biliyorum orada. Mühendis yetiştiriyor. Şu an hatta bildiğim kadarıyla Afrika'daki birçok bürokrat bürokratik kademelerde işte Türkiye'de üniversite okumuş ya da oradaki üniversitelerde Türkler tarafından yetiştirilmiş çok ciddi adamlar var diye biliyorum yani Türkler ciddi yatırım yapıyorlar Afrika'ya. Güzel, güzel bir şey. Gidince insan ya. iftihar ediyor yani. Maşallah. Yani gerçekten şunu söyleyeyim yani İtalya, Almanya, Avusturya gidiyorsunuz Avrupa'yı falan geziyorsunuz ama lütfen. Yani maddi durumu olanlar, hali vakti yerinde olanlar gitsinler ve orayı görsünler. Yani böyle bir vefa, böyle bir nasıl diyeyim? Böyle bir sahiplenme böyle bir şey yok yani. Eğer çocuklarınız varsa, genç çocuklarınız varsa mutlaka en azından bir Üsküp'ü Üsküp'ü görsün bu çocuklar. Mutlaka Saraybosna'yı bir görsünler. Mutlaka Mostar'a götürün. Mutlaka Saraybosna'daki şehitliği geçsinler. Srebrenitsa'ya götürün çocuklarınızı. Hani Türk insanı şey diyor ya, gavurların memleketi diyor ya. Yani gavur ne demek? Neden bu kadar kızgınlar? Neden bu kadar sert bir tabir kullanılıyor? Bunu o Bosna'nın hikayesini, Srebrenica'nın hikayesini bilmeyen anlayamaz. Neler yapabileceklerini, o mavi kelebeklerin ne olduğunu lütfen gidin ve orada böyle adım adım, iyi bir rehber eşliğinde ama böyle turistik, aa bosnada ne alışveriş yapabiliriz, nerede yemek yiyebiliriz kıvamında değil. Biz buranın hikayesine talibiz kıvamında gidin. Ama çok... Türkler normalde öyle, Türkler mesela ziyaret geliyor Bosna, e, seyahat insanla. Onlar, Türkler normal kultur keşfetmek, öğrenmek istiyorlar. normal nasıl ben görüyorum. Evet. Onlar geliyor, kultur, kultur, Osmanlı kulturu görmek, sürebilirse gidiyor, her yere gidiyor. Çok seviyorum. Değil mi? Çok seviyorum. Kuveyt Türk. Konuşmaya değer podcast serisiyle ülkemizin pek çok önemli sanatçısıyla sohbetler edeceğiz. Sizler de bu güzel yolculuğa Kuveyt Türk sosyal medya hesaplarını ve podcast platformlarını takip ederek ortak olabilirsiniz. Çünkü normal mesela Araplar, Araplar zengin Arap Onlar shopping okay, yemek, cabullar, onlar şey şey <laughs> dağlar görmek istiyor, onlar öyle öyle keyif almak istiyor. Evet kültür tarihi çok ilginç yok onun için. Ama Türkler ama, okuyor, okuyor, gidiyor, gidiyor. Ama orası bizim hikayemizin devamı. Tabii ki bizim. Yani şimdi Arapların direkt bir bağı yok ama Türklerin bir bağı var orayla. Yani oraya kadar gidenler bizim dedelerimizdi yani sonuçta. Dolayısıyla çok ilgili gidiyoruz gittiğimizde. Mesela şey de çok ilginçti. Ben altı defa geldim Saraybosna'ya. Evet. Ee, orada bir esnafla konuştuğumda şey dedi. Biz Türkleri seviyoruz. Niye dedim? Hiç pazarlık yapmıyorlar bizimle dedi. Normalde pazarlıkçılar dedi Türkler. Pazarlık yaparlar. Biz de, biz de pazarlık yapmıyorlar dedi. Yani bile bile şey yapıyorlar dedi yani. Ya okey sıkıntı yok falan bilmem ne diyorlar dedi. Bu çok hoşuma gidiyordu yani. Böyle discount falan istemiyorlar demişti yani. Çok güzel. Bu güzel bir şey ya. Vay kardeşim benim ya. Eyvallah. Şimdi Eyvallah. İstanbul'da yaşıyorsun. Şimdi İstanbul'dayım. İstanbul ve Bosna gidip geliyorum öyle. Ha, çocukların yanına gidiyorsun. Geliyorsun. Bazen çocuklar benimle geliyor. Bazen ben orada Anne baba nerede? Benim anne. Sen benim mi? anne Avustralya'da. Şu an Avustralya'da. Baba? Evet. Baba veda etti. Vefat etti. Ha. Alt, sekiz sene. Sekiz, sekiz sen sene, oldu. oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Cennet inşallah yağmur. Ki aldın mı? Mescid Aksa anahtarını. Yok o, o bilmiyor nerede. Evde galiba ha. Yani. annemle. Ama annem, benim annem ya çok zor oldu. Çünkü Avustralya'da benim üç abim var. Ben. Benim üç abim ona Avustralya'da yaşıyor. Annem beni çok özlüyor. Az, hmm. Ama her gün konuşuyoruz. Ve Kur'an okuyoruz beraber. En son ne zaman gittin? Avustralya pandemi mi önce? Pandemiden önce gitti. Dost, Ama git dost, sen dost, de çok uzatmışsın. Ya istiyorum istiyorum. Bu inşallah bu Ocak gideceğim çocuklarla. Yani ben İlim ehli biri değilim ama bana sorsan derim ki bir Kudüs bir anne. Bir Kudüs bir ta, ta. anne. Anne de Kudüs'tür yani. Ama annem geliyor. Annem geliyor. geliyor mu okay, anne geliyor. Geliyor, o, geliyor, geliyor. geliyor. Tabii okay. ki tabii. Tamam. Ki. Biz, biz... Gezdirdi mi annen İstanbul'u? Burada, burada geziyoruz. geziyoruz. Ayasofya falan götürdün mü? Tabii ki. Aa, seviyor. Tamam o zaman pardon. Sabah namaz orada ya. Seviyor. Annem seviyor. Evet. Her yer geziyorum annemi de. Bursa gittik. Şey, Ulu Cami falan. Kaç yaşında anneydi? Anne 70 yaşı 69 bu sene. hmm. sene. Bu sene. Eyvallah. Reşat şimdi bakıyorum son 5 50-60 bölüm TRT'de iş yaptın. Daha önceki hayatında Amerika'da mesela gitmişsin orada rol aldığın şeyler var. Mesela bir sinema filminde Japon yönetmenin herhalde yönettiği bir yerde bir başrol oynamışsın. Şimdi bu sinemaya dair bir şey yapmayı düşünmüyorum. Diriliş Turul'da evet. falan insanlar seni çok sevdiler. Mesela Filinta'da ilk başlamıştı diye biliyorum. Sen hikayen. Bir sinema falan merakın yok mu? Yani bir Musab Bin Umer oynasana ya. Ya Musab Bin Umer. İlk, ilk, ilk Mudariz. İlk Mudariz. İlk, müderris. i̇lk müderris. Ne oynarsın? Ya ha, var çok ya. seviyorum, seviyorum. Leşat. Gerçekten ne e yakışır tamam. sana? yapacağız inşallah. Sadece merdiven var, yavaş. İstiyorum. Ekip ile ya, ya Rabbi alemin bana kafi miktarda para nasip eyle. Vallahi ne olur o iman da nasip eyle bana. Böyle koyayım şu adamın önüne 15-20 milyon dolar. Diyeyim ki Musab bin Umeyr'de yakışıklı böyle şeydi baba yiğit biriydi. Hemen vereyim parayı buna da ona bir Musab bin Umeyr film çekmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin inşallah. inşallah. amin. İstiyorum istiyorum. Biz biz plan var. Birkaç tane proje var şu anda ben ve, ve arkadaşlarıyla. Yapacağız inşallah. Yapacağız. Sadece merdiven. Hmm. Toplanıyoruz şimdi. Vay be. Fikri bile beni çok heyecanlandırdı şu anda. Vallahi o sen güzel olur. Reşat. Ne insanlara ulaşırsın biliyor musun? Belki birçok insanın Müslüman olmasına vesile olursun. Sen de çok güzel oynarsın onu Tabii. Yaparız inşallah. Mem zaman geldi. Biz yapmak lazım. Yapmam, için... Yapmak zorundayız yani. Benim çocuklar için. Benim çocuklar bir örnek izlemek lazım. Ya. Yani nasıl bir benim için? <laughs> biz biz hiç rol modu yoktu. Biz gençken beri. Ve belki sen Türkiye'de daha vardı çünkü Türkiye'de. Ben ben Avustralya'da büyüktüm. Biz sadece Muhammed Ali, Malcolm X ve Zidane evet. izliyoruz. O kadar. E başka yok. Şimdi daha var. Şimdi Habib var. Şimdi o çok iyi. Sen varsın. Ya biz deniyoruz. Habib dediğin değil şey değil mi? UFC. çok normal. Iyi. Gibi. Ama çok iyi. Tanışıyor çok... musun Habib'le? Ben tanımadım. Ama nasıl bir kalp kalb seviyoruz. Evet. Yani daha azdanlarda ona. Olan... O McGregor dövüşünü canlı izledin mi? Conor McGregor'la dövüş, dövüşlerini izledin mi? İzlemedim. Habib Conor McGregor. tabii tabii izledim. i̇zledin değil mi? Biz, 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 biz ben ekibiyle. Koltuğu kıracaktım biliyor musun izlerken. Yani o kadar güzeldi ki. Saat saat 4 sabah biz Sulawesi Indonezya adası ee, izledik. Orada izledik. Saat 4 sabah izledik. Bütün ekip ile. Çok iyi. Ben de çok seviyorum ya. Habib izliyorsa gelse keşke buraya da bir konuk olsa ama ben korkuyorum da ondan ya o Nerede? şey. Ya on, ona Türkçe, ona Türkçe var. Var şey, mı? var. Var mı? Hı? Orada gitmek istiyorum. İslam o var. Onu da, onu da bekleriz mesela. İnşallah. İslam. Bir tane daha vardı. Kimdi o? Bir İslam var. Bir şey var. Habib var. Bir tane daha vardı. Çok var. Toprak var mesela. Çok var. var şeyde e, Superbike'da Toprak Razgatlıoğlu var. Motosikletçi. Dünya şampiyonu. Onu, onu tanıyor musun? Ben tanımıyorum. ama abi, abi biliyorum. Bizim ekip de sürekli konuşuyor onun hakkında. Ee, çok on iyi. numara çocuk yani. Elhamdülillah. Maşallah. Yani rol modeli bu neslin çok ihtiyacı var abi ya. Yani şu an sinemalarda görüyorsun değil mi? Mesela şimdi en son şey geldi. Open Eye mı vardı? Şimdi tamam. Barbie falan başladı. Yani Müslümanlar hiçbir biz hiçbir zaman söz hakkımız olmayacak mı? Biz ne zaman? Ya yani bu domination diyorsunuz ya. Da, yani ona var. Ona var. Ona. Yani biz niye ne, yokuz? Ne, nerede? Sence niye yokuz ha. biz Reşat? Açık açık söyleyebilirsin. Burası şey değil çünkü, yani. Çünkü çünkü ben öyle görüyorum. Ben çok, çok farklı görüyorum. Sen başladın konuşmaya. Nasıl nasıl Resul bizim ashabı konuşuyordun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz hepsi alacağız. Sonra ne ne yapacağız? Hı -hı. Aslında nasıl benim benim bence benim gözümden nasıl nasıl yapıyoruz? Biz şu anda öğrenmiyor ve öğretmiyor. Öğrenmiyoruz şu anda. Evet. almıyoruz ve, ve dersler vermiyoruz. Yani o, o zaman da sahabeler, yani İslam nasıl nasıl büyüktü. bir öğreniyordu ve hemen öğretiyor. Şöyle biz çok son yüzyıl çok dersler yok. Tembelleştik. Çok tembel. O yüzden biz 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 uyuyoruz. Bizim film sektörü uyuyoruz. Biz en zengin hikaye var şu anda. En zengin. Hepsi. Batman, her şey copy paste şey. İsa İslam falan. O hep yani babasız anasız gibi gibi bir yetim yetimler. He, he, her Marvel karakter yetim. Hı hı. Yani bir uyduruk hı. figürleri bizim gerçek figürlerimizden daha meşhurlar. Yani şimdi Amerika Hollywood'a baktığın zaman anlatacak hikayesi yok. Bir figür uyduruyor. Terminatör olabilir, rakibal Balboa olabilir, Rambo olabilir, Marvel olabilir, Sünger Bob olabilir. Adamlar uydurdukları bir figüre bir kahramanlık giydiriyorlar ve hayranlıkla izliyorsun. Bizim tarihimiz kahramanlarla dolu filmlerini yapamıyoruz. Yapmıyoruz. Niye yapmıyoruz? Evet, niye? Çok çok iyi soru. Niye yapmıyoruz? Paramız mı yok? Paramız var, sadece eğitim yok. Biz biz eğitim ve sistem yok. Mesela Bence bizim Os, Osmanlı gibi tarihi diziler TRT falan on, on, ben bence ona çok çok iyi değil. Çünkü hikaye hikaye iyi olabilir. Ama oyunculuk prova yok. Hmm. Prova yok. Oyunculukla oyuncular ona oynuyor ben inanmıyorum. Yani mesela Ben büyüktüm, çağırıp bir film. Hı -hı. Anthony Quinn. Ben bakıyorum Anthony Quinn. Daha iyi da, daha iyi bir Müslüman yok gibi. Yani Dizim. diyor ki o şart düşün. Adama diyor bir rolü veriyorsun ama adam canlandırdığı karaktere o role kendisi inanmıyor ki diyor. Bu sefer gayrimüslim birini çağırıyoruz diyor Anthony Quinn. Adam Müslümanı bizim Müslümandan daha iyi canlandırıyor. Niye? Know-how var ve inanarak oynuyor diyor. Doğru değil mi? Doğru anlamışım. Değil doğru değil doğru. Çünkü method oyunculuk. Al Pacino, Robert De Niro, Method. Onlar gerçekten yaşıyor. Gerçekten mesela Robert De Niro boksu bir film. O boksu oynuyor. Boksu. Hmm. Her gün alıracak. saat, saat dörtte Jimmy gidiyor. İp ip falan. Boks, boks hepsi yapıyor. Ama biz roller veriyor oyuncular. Fark etmez kim ama onlar ciddi almıyor. Ha, ciddiye almıyorlar. Adam hayatında ilk defa boks eldivenini sette giriyor. çekimde giyiyor yani. Daha önceden hiç yapmamış, hiç uğraşmamış. Kaç tane kaç tane gerçekten geçen oyuncular iyi bir kahraman oynuyor. Kur'an hiç okumuyor, araştırmıyor. Çünkü ben belli, ben Müslüman, ben bakıyorum, ben inanmıyorum. Hı hı. O yüzden tutmuyor. Hı. O yüzden full sistem tekrar yapmak lazım her şeyi baştan başlamamız lazım değil mi? Yapımcıdan senaryos. Çünkü hepsi, hepsi bir efekt var. Hı hı. Dirilişi sevdin mi? Orada sen de rol aldın. Mesela ha, dir, o... Diriliş çok seviyordum. Çünkü kapı açtı. Bir kapı açtı değil mi? Bir kapı açtı. Herkes için. Bütün dünya bekliyor. Yüz yıl biz bekliyor bir hikaye. Bizim kahramandan. Ben bekliyordum. Ben, ben bekliyordum. Hı hı. Oyuncular çok sevmiyorum gibi. Ama ne yap yapacak bir şey yok. Elhamdülillah var. Hı, hı. Oyun, oyuncular ki bak sen online Instagram hesap iyi örnek değil. Herkes takip ediyor ve O seviyor onlar bu, bu şu bu karakter olmuş. Ama gerçek hayat yani çok iyi bir, bir mesaj vermiyor. O, o zaman. zaman şunu Ona mu? Zi, bir, bir material çok dünyalık bir, bir, bir İnsanlar. Anladım. Şunu şunu mu diyoruz? Yani bizim o karakterleri oynatacağımız oyunlar da Kur'an okuyabilen, Müslüman hassasiyetleri olan ve bizim oyuncularımız mı olmalı demek istiyorsun. Mesela. Yani Mesela. Bir tane Osman Gazi'yi canlandıran adamın Instagram'ına baktığında Osman Gazi'nin torunu gibi olmalı. Tamam. Bunu mu anla? Değil bunu mu anlamalı? Mesela yani? bir tane bir tane bir tane kahraman olacak. Tamam? Tamam. Kahraman Hangi sultan var. bir tane kahraman olacak Ama sağ el öğrenmek lazım. Sağ el bir şey önemli bir şey veriyor. Hı hı. Sağ el, sol değil. Bunu bile, yani bunu biliyor o, o, o olması lazım. Çok basit bir şeyler hı hı. öğrenmek lazım. Hı. En azından bunu bil yani bu karakteri canlandırıyorsun. Ya o şu, uzun 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 bir falan hep, 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 ben, ben bakayım, kadıköy çocuk gibi. Yani öyle öyle ben bakıyorum. <laughs> çok doğru söylüyorsun. İnanmıyorum. Evet. Ben ben sayahat katılmak istiyorum. Hı hı. Film diziler ben ben istiyorum ama bakıyorum kılıyorum ya. Sana böyle bir teklif gelse kabul eder misin Musab bin Umeyr'i oyna sinema filmi? Tabii ki. Çekiyorsun. Ben, benim hayatta çalışacağım bu öyle bir proje. O, o, benim hayal gibi bir, bir proje. Musab bin İbn Umeyr. Çok araştırdım onu onun hakkında. Değil mi? Sahabe bizim en iyi örnekler. Şimdi siyer kitaplarında ne kadar detaylı okudunuz bilmiyorum ama Musab bin Umer'in hikayesinde mesela şey diyoruz ya varlıklı bir ailenin çocuğuymuş. işte Mekke'de hali vakti yerindeymiş en güzel elbiseleri falan giyermiş. Sonradan işte hani şey vefat Zengin. ettiğinde Uhud'da şehit olduğunda üstünü örtecek ot bulamamışlar. Şimdi orada zenginliğinden siz ne anlıyorsunuz ama ben size Musab bin Umeyr'in zenginliğinden birazcık örnek vereyim. Musab bin Umeyr'in biz şimdi mesela parfüm kullanıyoruz değil mi? Gidiyorsun burada bir AVM'ye, bir parfüm marka parfüm alıyorsun. Kendini zengin hissediyorsun değil mi? Öyle bir zenginlik değil. Kendi parfümleri yani kullandığı kokuları yurt dışından, Yemen'den, Mısır'dan gelirmiş ve karışım yaptırır. Öyle kokular sürermiş. Me Mekke'de bir caddeden geçtiği zaman millet koklar. Buradan Musab geçti dermiş. Mesela onun kullandığı kokuyu kimse kullanamazmış yurt dışından getirir. Artı o e, elbiselerini yaptırdığı kumaşları yurt dışından, kimisini Hindistan'dan, kimisini başka bir yerden o kumaşlardan kendine özel elbiseler yaptırılmış. Şimdi ne kadar zengin olduğunu iyi bilirsen neleri elinin tersiyle ittiği daha fazla gözünde canlanır, doğru mu? Bıraktı. Böyle şey. bir Musab bin Umeyr'den bahsediyoruz yani. Böyle bir figürden bahsediyoruz. Ve biz bunun filmini yapmadık. Hazreti Hatice'den bahsediyoruz annemizden. Filmini yapmadık. Selahaddin Eyyubi'den bahsediyoruz. Yani var filmleri ya, var mı? Salahaddin Eyyubi. dökük var. Ama ben Hollywood standartında bir filmden bahsediyorum. Salahaddin Eyyubi çok, çok iyi. Ama iyi yapmak lazım. Çok iyi yapmak lazım. Yani milyon dolarlar harcamak lazım. Ya gel şunu sen oyna sen de şurada kamerayı tut biz bunu yaparız böyle değil abi. Yani gerekiyorsa Hollywood'daki en iyi yönetmen kimse parayı vereceksin o yönetecek. Yani Mustafa Akat doğru bir yol izlemişti katılıyor musun bana? Hı. Yani Mustafa Akat ne yaptıysa bu doğruydu yani. Çok iyi. Değil mi abi? Çok iyi. Evet. Helal olsun. Ya elhamdülillah. Ne kadar ne kadar hasına gelecek onu çok sevap. Çok sevap. Çünkü din Bizim din gösterdi ve öğretti film evet. olarak. Keşke yapabilsek. Bizim büyük yaramız bu. Anlatamıyoruz. Yani yol yapmak önemli, araba yapmak önemli, uçak yapmak önemli. Ama bana sorarsanız nesli kurtarabileceğimiz işlerde üretmeliyiz. Film yapmak en az yol yapmak kadar önemli. İyi tiyatro yapmak en az yol yapmak kadar önemli. Hatırladım bir, bir, bir yerden son Osman Osman Gazi'nin son son speech, son speech, son, son sözleri. Son sözleri. Onun On son sözleri. Nasıl gidiyor çok hatırlamıyorum ama en önemli en önemli devlet için artist artist ve yazar hı hı. çok önemli. Evet. öyle bir şey evet bu meyanda bir sözü var diyorsun destek veriyor evet. kreativity yap sende. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sinatçı. Hasan Bin Sabit'e kendisine ait bir kürsü veriyor şeyde. bir kürsü kuruyor mescidinde Hasan Bin Sabit şair konuşuyor herkes Socazan bir konuşuyor herkes harekete geçiyor mesela bu o kadar önemli ki ben e, şu buluşmayı seninle buradaki buluşmamızı çok kıymetli buluyorum bu yüzden bu olmak zorunda. Velev ki bin kişi izlesin. Ama iki bin kişi izlesin. Ama kayda geçsin. Reşat Strik diye bir adam var. Bu adam Avustralya'da doğmuş. Boşnak bir adam. Müslüman. Bu ümmetin derdiyle dertlenen adamlar olmuş. Bu Reşat Strik'e Musab bin Umey filmi yapmak nasip olur? Belki de olmaz. Allah bilir. Ama bu derdi taşıyan bir adam varmış diyerek bundan 50 yıl sonra izleyenler en azından bir Fatiha e okusunlar Reşat'a. Onlar dua etmişler. Allah bize nasip etti desinler. Doğru mu abi? Tamam. Önemli olan senin benim yapmam değil. Önemli olan acilen bu işin yapılması ya da 20 yıl sonra yapılsın ama hazırlıkları bugünden yapılsın. Tamam. Neden biz e, Bosna, Türkiye, Endonezya ortak yapımı bir sinema filmine gitmeyelim ki? Yapabiliriz. Değil mi abi? Tabii yine. kurala açık. Evet. Keşke olsa. Hayalin ne? Benim Ben bu son sene, şey başlandığında sonra ben baya kuran girdim, baya tecrübe kuran her gün kuran, kuran Kur okuyorsun kuran kuran ve çocuklar kuran 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 şey kuran bir hadis okudum şey nasıl neden Osman Osman ibn Affan, hayrukun hayrûkun mant alma kuran ve ne demek En eniz bize yapmak kıyamet en iyisi Kur'an öğ öğ öğrendi ve, öğretti. Evet. Çok önemli. Yani bu, bu son sene ben bayağı gittim. Elhamdülillah ne güzel. Hafızlık ha inşallah i̇nşallah. O, o, inşallah. Yavaş yavaş. Merdiven var. Tık tık. İnşallah. Yani inşallah. Allah nasip etsin. Neden olmaz? Neden olmaz? Ama bizim şu an bizim projeler biz biz başladı. Zorlu işler. 8 bunun daha var. Sonra devam edeceğiz. İnşallah. O, o, o iyi gidiyor. Allah nasip. Ama her gün Kur'anla mutlaka irtibatım var değil mi? Her gün. Kur'an Kur'an çok önemli benim için. Kur'an sonra Arapça bir de Türkçe. Türkçe bir de çözmem Hı. lazım Türkçe. Ama Türkçe'nin iyi ya abi. Ya daha iyi olmak lazım. Öyle mi? Evet. İnşallah daha iyi olur. Bence güzel ya. Güzel Türkçe konuşuyorsun. <laughs> Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Reşat teşekkür ederim geldiğin için. Allah senden razı olsun. Şimdi Reşat kaç ülke gezdiğini bilmiyor. Sorduk. Kaç ülke gezdin dedik. Bilmiyorum dedi. Bak bu kadar ülke gezmiş. Türkiye'den hemen hemen her şehre gitmiş. Ona az önce sordum. Dedim ki şu an siz programı akşam izliyorsunuz ama şu anda aslında saat 4 çeyrek. Ben bugün Reşat gelecek diye yemek yemedim. Beraber yemek yiyelim diye bekledim. Sadece bir hurma yedim yalan olmasın. Bu adam buraya geldi. Dedim ki Reşat yemek yemedin değil mi? Benim için dedi fark etmez abi ben her türlü yemek yiyorum dedi. Dedim ki birecik patlıcanı zamanı. Sen birecik patlıcanının ne olduğunu biliyor musun dedim. Ben patlıcan çok seviyorum. Biliyorum dedim. şimdi ben biliyorum. Peki dedim birecik patlıcanı <laughs> ne? Onu dedi bilmiyorum. Dedim sen boşa gezmişsin adamı. Şimdi tam birecik patlıcanı zamanı. Şimdi Reşat'ı alacağım. Kardeşim Serhat'ı da alacağım ve ona birecik patlıcanı yedireceğim. Deal? Deal. Tamam. Anlaştık. Allah senden razı olsun. Eyvallah. Rabbim sana tez vakitte. Siz de amin der misiniz lütfen? Rabbim herkes amin desin çocuklar. Rabbim sana tez vakitte. Ümmetin kalbini oynatacak. Aynen. Yeni nesillere atalarımızı, ecdadımızı daha iyi tanıtabileceğimiz Aynen. harika ve dünya çapında insanların hayranlıkla izleyip ders çıkarabileceği. Allah Allah bu İslam neymiş ya? Dur bu bize anlatıldığı gibi değil herhalde diye kafalarında çimşekler çaktıracak hayırlı bir sinema filmi yapmayı nasip etsin. Allah'ım sana hiçbir şey zor, zor değil. Sen sadece ol dersin ve olur Allah'ım. Ol de ya Rabbi. Amin. 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 Ve selamun aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil Çok teşekkürler katıldığın için. Rica ederim. Şu kanalın güzelliğine bak. Niye abone olmuyorsunuz? Lütfen kanalımıza abone olur musunuz? Çok memnun oluruz kanalımıza abone olursanız. Ayrıca Reşat kardeşimin Instagram adresini fırt hemen arkadaşlar buraya yerleştirdi. Onu da takip alın. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Kuvvet Türk, Bekir Develi ile peynir gemisini sundu. <laughs>